olarak daha fazla beklemeyelim. Konuşmamız sırasında sorularımız olursa interaktif bir panel yönetmek arzusundayız. Bugün biyodizelden başlayarak havacılık yakıtlarını Türkiye'de konuşmak istedik. Ve sanırım bu konuşmamız, bu değerlendirmelerimiz Türkiye'de kamuya açık ilk kez geniş katılımlı bir özellik arz ediyor. Neden biyodizelden başlayarak SAF konuşmak istiyoruz? SAF, sürdürülebilir havacılık yakıtlarının kısaltılmışı bildiğiniz gibi. Arada bazı benzerlikler var. Biyodizel ile sürdürülebilir havacılık yakıtlarının öncelikle ham maddeleri aynı. Aynı ham madde tabanından üretiliyor. Diğer bir benzerlik, ikisi de yağ kimyasallarıyla ilk adım atıyor. Yağ kimyasalları oleokimyayla hayatımıza giriyor. Bu önemli bir benzerlik ve açıkçası Biyodizel Sanayi Derneği olarak yıllardan beri Türkiye'de biyodizelin sürdürülebilir bir şekilde üretilmesi için ve aynı zamanda harmanlamanın da sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için birçok çaba sarf ettik. Konunun birçok paydaşı vardı. Şimdi tabii dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman biyodizelle başlayan süreç sürdürülebilir havacılık yakıtlarına doğru evrildi. Fakat Türkiye'de bir farkla gidiyor bu süreç. Biraz bunu da konuşmak açıkçası istiyoruz bugün. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda biyodizelle başlayan biyoyakıt ya da düşük karbonlu yakıt süreci harmanlama tavanlarına ulaştı. %7'ler, 8'ler, 10'lara yaklaştığı zaman yine biyo kökenli ama daha fazla harmanlanabilir bir ürün çıktı piyasaya. Bunun kısaltılmış adı HEFA ya da HVO. Ve bu üretim yapılırken teknolojik olarak aynı süreçte bir miktarda havacılık yakıtı olarak kullanılan Jet A1'e çok rahatlıkla karıştırılan, içerisinde hiç aromatik halka olmayan ve ticari uygulamalarını şimdi dinleyeceğiz %50'lere kadar harmanlanabilen bir yakıt türü daha çıktı. Şimdi Türkiye'deki farkı, Türkiye'de daha biz henüz biyodizelde harmanlama tavanlarına bırakın yaklaşmayı, daha %0.5'lık yıllık ortalamaları tutturmaya çalışıyoruz. Yılın son aylarında %7'lere, %6'lara varan harmanlamalar yapıldığına şahit oluyoruz ama biz Türkiye'de havacılık yakıtını konuşacaksak ve bu konuyu gündemimize alacaksak bunu HEFA, HVO ekseninden değil de tek başına havacılık yakıtı olarak konuşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu önemli bir tespit bizim yaptığımız. Ve tabii her sektörde olduğu gibi özellikle havacılık yakıtı üretmek için spesifik yatırımlara gerek duyulan sektörlerde öngörülebilir olmak çok önemli. Öngörülebilir bir piyasa ancak mevzuatıyla, düzenlemeleriyle mümkün oluyor. Bugün aramızda Rauf Fırat Bey var, EPDK'yı temsilen. Kendisinden yapılan düzenlemeler hakkında ya da bu konuyla ilgili neler düşünüldüğünü duyacağız. Bazı sorularımız olacak kendisine. Devam ediyorum. Bu ürün artık kullanılacak mı, kullanılmayacak mı? Ya da ne zaman kullanılacak gibi soruları geriye bıraktığımız arkada kalan bir döneme geldik. Bu soruları sormak artık anlamını yitirdi. Biz bu ürünü kullanacağız. IATA'nın konferanslarında da, bütün dünyada da yapılan tüm konferanslarda da bu açıkça ifade ediliyor. Hele hele Türkiye'nin de Paris İklim Anlaşması'na taraf olmasıyla ve özellikle Corsia'nın koyduğu standartları ilk imzalayan 17 ülke arasında olmasıyla bu konu artık Türkiye'de tartışılır olmaktan çıkıp biz bunu nasıl yapacağız sorularına cevap bulmamız gereken bir noktaya geldi. Şimdi ben açıkçası aramızda bu işin biraz ticari tarafını bizlere anlatacak hem Türk Hava Yolları bayrak taşıyıcımız hava yolunu temsil eden Türk TFS Hüseyin Bey, Pegasus, ben sizin sunumunuza baktığımda havacılığı başlatan biz değiliz ama değiştiren biziz diye bir sloganınızı görmüştüm. Çok da hoşuma gitti. İddialı bir slogan. Bakalım bunun ticarileşmesi nasıl olacak? Bir parça sizlerle onu konuşmak istiyoruz. Aramızda Boeing firmasını temsil eden Filiz Hanım var.
Boeing firmasına baktığımız zaman da özellikle sürdürülebilir havacılık yakıtları tarafında, karbonsuzlaşma tarafında Boeing firmasının öncü olduğunu hep gördük. Son yıllarda özellikle ortaya çıkıyor. Türkiye'de de neler yapabiliriz? Filiz Hanım bize onları bir parça anlatacak. Tabii sona bıraktım. Aramızda bu konunun belki en önemli olduğu, biyoyakıtların sürdürülebilirliğini belirleyen, nasıl sürdürülebilir olacağını, standartlarını koyan, kurallarını koyan bir kurum var. Roundtable Sustainable Biomaterials, if I'm not wrong. Hande Hanım kendisi aramıza katılıyor. Yoğun bir seyahat temposundan sonra sağ olsun. Bize bu yaptıklarımızın zarardan çok fayda üretmesini nasıl sağlayacağız? Sustainability'nin kriterleri nedir? Ve Türkiye'de biz şu anda ne noktadayız? Dünyadaki yapılan uygulamalar neler? Ve daha neler yapabiliriz? Biraz bunları konuşacağız. Ben geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. İlk sözü Rauf Bey size vermek istiyorum, müsaade ederseniz. Teşekkürler Selçuk Bey, sağ olun. Değerli katılımcılar, hepinizi selamlıyorum. Bugünkü benim sunumum net sıfır dönüşümünde bizim akaryakıt piyasasına olabilecek muhtemel etkileri anlamaya çalışıyoruz. Daha çok baştayız bu havacılık yakıtlarında. Şu anda amacımız sadece olayı bir çerçeveye almak ve anlamak bizim için. Selçuk Bey, bunu biz değiştirebiliyor muyuz yoksa kendimi evet, değiştirelim? Şeye ihtiyacımız var, onu zahmet alalım. Zaten buradaki tüm katılımcıların bildiği üzere bu Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde 2050 sonrasında bir net sıfırda bir konsensus oluştu. Bu 2050 sonrasında, 30 yıl sonrasına giderken ise ara hedefler var. Bu ara hedefler, farklı hedefler var, farklı sektörler var, farklı uygulamalar var. Önemli olan bizim için, bizim burada gördüğümüz, düzenleyici olarak gördüğümüz 30 yıl sonrasında çok farklı şeyleri konuşuyor olacağız. Nedir bunlar? Şimdi sol tarafta gördüğümüz geleneksel yakıt dediğimiz motorin, benzin, jet yakıtı gibi ürünler var. Bu ürünlerin biz eğer net sıfır yakalayabileceksek 2050 sonrasında artık marjinal kalması gerektiğini düşünüyoruz. Ne demek bu? Biraz önce Selçuk Bey'in söylediği gibi HFO gibi, HEFA gibi sürdürülebilir havacılık yakıtları gibi yakıtların artık konuşuluyor olması lazım. Bu nasıl olacak bizim öngörümüze göre? Öncelikle sektör bazlı kademeli bir geçiş olacağını öngörüyoruz. Bu nedir? Önce zaten elektrikli araçlar çok ön plana çıktı. Önce karayolunda bir değişim olacak. Ardından havacılık ve denizcilik sektörlerinde bir değişim olacak diye bekliyoruz. Öngörülerimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi buna gelmek için önce şu anki güncel bir durumumuza hızlıca bir değineceğim. Şimdi bizim biyodizel piyasamız iki parçaya ayırıyoruz. İşte bir üretim tarafı Selçuk Beylerin olduğu, bir de harmanlama tarafı yani dağıtıcının ve rafinerinin olduğu, rafinerin olacağı taraf diyelim. Bir süre sonra rafineri de sisteme girecek. Şimdi hepsi aktif olmasa da yaklaşık 220 bin ton kapasitemiz var, bizim biyodizel üretim kapasitemiz. Bunu yine hepsi aktif olmayan 10 tane işleme lisansı sahibi tarafından üretiliyor bu. Bunun %75'i tarımsal ürünlere, %25'i ise atıklara ayrılmış durumda. Grafiğe bakarsak 2018 ve 19'da bir yükselme var. 2020'de ise pandeminin etkisiyle üretimimizde bir düşme var biyodizel üretiminde. Yalnız burada dikkat çekici nokta buradaki ihracatın artıyor olması. Buna bir ileride tekrar değineceğim. İhracatımızın artıyor olmasının sebebi atık, bitkisel atık yağlar. Şimdi burada ileride değineceğim için burada bir daha değinmek istiyorum. Şimdi bizim biyodizel dediğimiz ürün sadece kendi fiziksel, kimyasal özellikleriyle belirlenmiyor. Bunun yerli tarım ürünlerinden üretilmiş veya bitkisel atık yağdan üretilmiş olması gerekiyor. Başka bir şekilde üretilmiş veya şurada gördüğünüz çift sıfır 11 dışındaki bir GİTİB'e sahip bir ürünü biz biyodizel olarak kabul etmiyoruz. Bunun önemine birazdan ben değineceğim neden böyle olduğuna. Şimdi harmanlama faaliyet dediğimizde bizden lisans almış rafinerinin ve dağıtıcıların yaptığı işlem olarak görüyoruz. Nedir bu? Kabaca toplam 1000'de 5 oranında motorine biyodizel eklenmesi gerekiyor. Şimdi devam ediyorum. Etmeye çalışıyorum. Evet. Şimdi geçen hafta açtığımız, görüşü açtığımız bir taslak var. Bu taslak bitkisel atık yağların sektörde daha çok kullanılmasını sağlayacak diye düşünüyoruz. Bunu hem AB'ye uyum için hem de çevresel kaygılarımızı biraz daha geliştirebilmek için böyle bir taslak hazırladık. Burada ne olacak? Misli sayım diye bir uygulama getiriyoruz. Zaten bu AB'de olan bir uygulama, çift sayım dediğimiz uygulama. Burada bitkisel atık yağlardan üretilmiş olan biyodizel
yükümlülük çerçevesinde iki katı olarak sayılacak. Bu şekilde harmanlayıcılar, yani biraz önce konuştuğumuz dağıtıcı ve rafineler daha az miktarda biyodizel kullanarak daha yüksek oranda yükümlülüklerini yerine getirmiş olabilecekler. Yalnız yine burada kriterler var. Bunları özellikle yazıyorum çünkü bu sürdürülebilir havacılık yakıtlarıyla bağlantılı olacak. Ham madde türünün belgelendirilmesi ve tesis girdi çıktı dengesinin sağlanması. Yani bu ne demek? Biz ürünün kendisinin yanında başka kriterler de arıyoruz. Bu ürünün bizim piyasamızda faaliyette olabilmesi için. Şimdi burada bitkisel yağ niye önemli? Biraz önce Selçuk Beyler de söylediler. Şimdi bu bitkisel atık yağın farklı kullanım alanları var. Şu anda biyodizelde kullanıyoruz. Elektrik üretiminde az olsa da kullanılabiliyor. Şimdi maalesef ki illegal kullanıma giden bir kısmı var. Bir de büyük ihtimalle eğer üreticilerimiz o yönde bir karar verirlerse sürdürülebilir havacılık yakıtlarının da ham maddesi olacak bu ürün. Şimdi biz burada iki katı saydığımız zaman evet toplanan miktarı arttıracağız, biyodizele giden miktarı arttıracağız, illegal kullanımı azaltacağız ama bu sefer sürdürülebilir havacılık yakıtının maliyetini yukarı çekmiş olacağız. Dolayısıyla burada denge olduğunun farkındayız. Dediğim gibi şu anda sadece biz de bu olayı anlamaya bir çerçevesini çizmeye çalışıyoruz. Şimdi diğer bir yenilenebilir yakıtımız etanol. Etanol de benzin türlerine %3 oranında ekleniyor. Burada piyasa yapımız biraz farklı. Burada biz burada gördüğümüz üreticileri Konya Şeker, Tarımsal Kimya gibi üreticileri lisanslandırmıyoruz. Bunlar zaten kendileri bu ürünü üreten üreticiler. Bizim buradaki yükümlülüğümüz bizden lisans almış dağıtıcı ve rafinerileri kapsıyor. Yine aynı şekilde bakarsak grafiğe 18-19'da bir yükselme var. 20'de pandemi koşullarındaki düşme sebebiyle burada bir şeyde artış oldu. Dezenfektan ihtiyacında artış oldu. Dezenfektan ihtiyacındaki artışı giderebilmek için etanol yükümlülüğünü biraz gevşetmiştik. O yüzden bir düşme olmuştu etanol piyasasında. Şimdi biyodizel ve etanol dediğimiz ürünler karayolu taşımacılığının ürünleri. Biz ise burada safı konuşurken, HVO'yu konuşurken burada denizcilik yakıtları ve havacılık yakıtlarını konuşmaya başlıyoruz. Mevzuat kapsamında, 5015 kapsamında denizcilik ve havacılık ürünleri ihraki ürünleri olarak kabul ediliyor. Baktığımızda yine grafiğe bakalım. Baktığımızda bu ürünlerin 2021 yılında şu ana kadarki ihracatımızın 1/3'ünü oluşturduğunu görüyoruz. Eğer pandemi olmasaydı bu ürünlerin ihracatının artacağını, ihracattaki payının da artmasını bekliyorduk biz. Dolayısıyla eğer sürdürülebilir havacılık yakıtları gibi bir durum gerçekten ülkemizde de uygulanabilir hale gelirse bu piyasanın önemi çok daha artacaktır diye düşünüyoruz biz. Şeyde sunumun başında vardı, oraya tam değinmedim. Aynı şekilde denizcilik yakıtlarında da Avrupa Birliği'nin ciddi hedefleri var. Aynı şekilde nasıl havacılık yakıtlarında oluyorsa denizcilik yakıtlarında da hedeflerin artmasını bekliyoruz. Şimdi kısaca bunu özetlemek istedim. Bu yenilenebilir yakıtlara ilişkin AB mevzuatını. Niye AB mevzuatı? Yani dediğimiz gibi Uluslararası Denizcilik Örgütü, Havacılık Örgütü, Korsiya, IATA pek çok inisiyatif var. Ama bizim mevzuat olarak almak ve bakmak zorunda olduğumuz yer AB mevzuatı. Dolayısıyla bunun üzerinden gidiyoruz. Şimdi şu anda biliyorsunuz yenilenebilir enerji direktif var, RED II var. Burada RED II'de ne diyor? %14 karayolu taşımacılığında ve demiryolu taşımacılığında payı yenilenebilirin %14 olacak diyor. Şu anki durumda ileri nesil biyoyakıtlar yani RED II'nin ek 9 AB'sinden ham madde olarak kullanılan, üretilen biyoyakıtların payı da 2030'da %3,5 olacak diyor. Şimdi bunu değiştiriyorlar. Bunu daha da ileri götürüyorlar. Ne yapıyorlar? Bir kere metodolojiyi değiştiriyorlar. Çifte sayımı kaldırıyorlar. Dolayısıyla şimdiki %14 hemen hemen ileride %28'ine denk gelecek. Çünkü çift sayımı kaldırıyorlar. Artık çift sayım olmayacak. Burada biyolojik olmayan kaynaktan üretilen yenilenebilir yakıtlar diyor. Yani bu dönüştürülmüş karbon ya da plastikten ürettikleri yakıtlar var. Üretecekleri diyelim ya da ticari olarak. Bunda %2,6 olmasını planlıyorlar bunun da hedefin. Şimdi devam ediyorum. Asıl bu Green Deal'in büyük, yani bu büyük paketin bir parçası olan Fit for 55. Şimdi bunun da iki alt direktifi var. Bu direktifler de havacılığı ve denizciliği düzenliyor. Şimdi burada ne diyor? Hem karayolu taşımında, hem havacılıkta, hem denizcilikte bunların emisyon ticaretine konu edilmesini öngörüyorlar. Tabii çok büyük bir değişim. Yani şu anda özellikle havacılık sektörü buradan bir fayda elde ediyor ama bu kalktığında dolayısıyla farklı bir durum ortaya çıkacak. AB havalimanlarında SAF'a ilişkin zorunluluk gelecek. Bunların tabii hepsi öneri. Şu anda da komisyondan çıkmış durumda. Biliyorsunuz AB'de çıkması için parlamentodan ve konseyden çıkması gerekiyor ama 2022 gibi çıkmasını bekliyorlar.
Şimdi buradan sürdürülebilir havacılık yakıtlarına geliyorum. Şimdi burada bizim düzenleyici açısından baktığımız durum şu. Biz 5015 bize bir şeyin akaryakıt olup olmadığını tanımlama görevini veriyor. Şimdi bizim burada bu sürdürülebilir havacılık yakıtının bir akaryakıt mıdır yoksa başka bir ürün müdür? Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için biraz daha zamana ihtiyaç var. SAF'ın tanımına baktığımızda, AB'deki tanımına baktığımızda, şimdi burada bir ham madde giriyoruz. Bir, bu sentetik havacılık yakıtları ve R2'deki EK9AB'den ham maddeleri kullanılarak üretilmiş olacak. Bu zorunlu. Artı, sürdürülebilir ve bu emisyon kriterlerine uyduğuna ilişkin sertifikalandırılması gerekiyor. Yani bu tamamen farklı bir yaklaşım. Biz motorini, benzini, fuel oil'i nasıl sınıflandırıyoruz kurum olarak ya da ülkemizde? Gümrük tarifi istatistik pozisyonu üzerinden yapıyoruz bunu. Ama burada diyor ki sadece gümrük tarifi istatistik pozisyonu yeterli değil. Bir de bunun sürdürülebilirliğine bak. Bunu sertifikalandır diyor. Yani tabii ki bunu kurum olarak biz değil. Yapanlara bak diyor. Şimdi burada hedeflere bakıyoruz. 2025'te %2 ile başlıyorlar. 2050'de %63'e gidiyorlar. Yani çok ciddi bir hedef. Yani artık havacılık yakıtının %63'ü tamamen sürdürülebilir havacılık yakıtından elde edilecek diyorlar. Burada alta RED2'deki sürdürülebilirlik kriterlerine yer verdim. Bu önemli çünkü tamamen buna bakıyorlar. Şu anda biyodizelde de, bitkisel atık yağda da buna bakıyorlar. SAF olduğunda da buna bakacaklar. Zaten atık da direkt buna. Yani biyokitleden veya dönüştürülmüş karbondan olacak. Yani su, toprak, enerji kullanımına dikkat edecek. Sosyoekonomik faydaları olacak. Biyo çeşitliliğe çok az etkisi olacak. Özellikle ve özellikle vurgulamak istiyorum, gıda ile rekabet halinde olmayacak bu ürünler. Eğer öyle olursa bu teknik özellikleri SAF'ı karşılasa bile bu kabul edilmiyor. Şimdi sunumu en son bitirirken çok zamanınızı almadan şurada bizim şu anda düzenleyici kurum olarak gördüğümüz bazı hususlar var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi özellikle yakıt kalitesi. Yani bu yeni bir ürün. Bunun standardının oluşturulması uluslararası anlamda var. Ancak bize gelecek. Bizde bu ürünün analizinin yapılması, analizini yapacak bağımsız laboratuvarların belirlenmesi, bunların akredite edilmesi, bunların hepsi bir süreç. Sürdürülebilir ham madde. Yani ham maddenin hem düzenli olarak tedarik edilebiliyor olması lazım, hem de ham maddenin kendisinin sürdürülebilir bir yapıda olması lazım. Yani işte hidrokarbon olmayacak bu, olamayacak bu. Şimdi üretim teknolojisi. Şimdi şu anki teknolojiler ileride değişebilir. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra farklı teknolojiler olabilir. Bunları üreticilerimizle birlikte görmemiz gerekiyor. Uçak teknolojisi, yani burada Boeing'den olan katılımcım zaten çok güzel anlatacaktır, konuştuk. Hani yani burada uçak üreticileri bunu destekleyecek mi? Nereye kadar destekleyecekler? Bu önemli. Operasyon, yine TFS ile de konuştuk. Evet öyleymiş, yani bu işin bir deneyime, tecrübeye ihtiyacı var. Bu bir karışım. Bunlar nasıl olacak? Ve son olarak da takip edilebilirlik. Dediğimiz gibi, yani daha önce biyodizelde de yaşanan, özellikle Avrupa'da yaşanan aksaklıklarda olduğu gibi, eğer bunu takip etmezseniz, eğer burada döngüyü kurmazsanız maalesef ki biraz illegal kısımlara gidebiliyor. Bu ayrıca takip edilmesi gereken bir husus diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bey, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Güzel, geniş, çerçeveli bir bilgilendirme evet. Yaptınız. Ben size iki tane kısa soru sormak tabii. İsteyeceğim. Bir tanesi bu Fit for 55'de bahsettiğiniz rekabet şartlarını eşitlemeye yönelik bir çaba var aslında. Evet. Alt başlığında da, evet. Karayolu ulaşımında da, taşımacılıkta da tüketilen biyoyakıtların karbon ticaretine dahil edileceği görüşülüyor. Evet. Şimdi buradan kendimize bir ödev çıkaracak olursak, bu Türkiye'de karayolu ulaşımında biyoyakıt tüketimini daha önemli hale getirir mi acaba? Şimdi cevaplaması kolay değil. Çünkü daha çok net değil. Şöyle, eğer sınırda karbon gibi Avrupa kendi rekabetçiliğini dengeleyecek bir yapı kurmak isterse farklı bir etkisi olacaktır. Sadece kendi içerisinde bu biyoyakıtları değerlendirmek isterse farklı olacaktır. Hani benim kendi görüşüm büyük ihtimalle sınırda karbon gibi karayolu taşımacılığına da bir şey getirecek, sınır getirecek. Bu durumda bizim ülkemizden çıkan araçlardaki biyoyakıt miktarının da artması ve önemli duruma gelmesi muhtemel. Ama bunu şu anda taslak olan önerinin netleşmesi gerekiyor. Benim düşüncem okuduklarımdan böyle olacağı ama tabii Avrupa Birliği'nin düzenlemesi tam olarak da bilemiyoruz. Göreceğiz. Çok teşekkürler. Evet. Diğer kısa sorum da şu anda görüşe açılan bir taslak var. Evet. Çok yeni bu taslak. Belki dinleyicilerimiz burada öğreniyor olabilirler. Avrupa Birliği'nde yıllardır uygulanan atıklardan üretilmiş biyoyakıtların çift sayılması yükümlülük karşılamada. Evet.
Şimdi Türkiye'de bu 2022 yılı başından itibaren hayata geçerse ilk bakışta bazı etkileri olacağını düşünüyoruz. Arıza evet. belki bir fayda sağlayabilir ya da maliyetlere bir miktar etki edebilir. Bu evet. konuda sizin beklentiniz ne yönde acaba? Bizim çalışmayı yaparken hazırladığımızda bunlar hep kurula sunmak durumundayız. Onlar karar veriyorlar. Hani bizim o çalışmaları yaptığımızda gördüğümüz eğer bitkisel atık yağı, şimdi biraz önce sunumda söyledim. İhracatta çok büyük artış var. O artışın çok büyük bir kısmı bitkisel atık yağdan üretilen biyodizelden geliyor. Niye? Çünkü Avrupa'da çift sayılıyor, daha değerli bir ürün. Eğer biz de ülkemizde bunu çift sayarsak bizim ürünümüz de daha değerli olacak ve büyük ihtimalle ihracata giden ürünü yurt içinde tutabileceğiz. Dolayısıyla arzı zaten arttırmaya biz kesin gözüyle bakıyoruz. Hani maliyet konusunda tabii onlar biraz, bizim biraz dışımızda ama hani maliyet avantajının da mutlaka olacağını düşünüyoruz. Çünkü daha çok ürün giriyor olacak piyasaya ve çift sayılıyor olacak. Hem de harmanlayıcıların yükümlülüğünü düşürdüğümüz için bu her anlamda maliyet, arz ve yükümlülüğü hafifletme anlamında biz faydalı olacağını düşünüyoruz. Yani umarım öyle olur. Öyle düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz sunumunuzun sonuna doğru özellikle sürdürülebilirlik vurgusu çok yaptınız. Evet. Bu konunun da aramızda en iyi anlatacak Hannah Walker, RSB'den aramıza katılıyor. Hannah, we are very excited to listen. Me now. About how to provide the sustainability. I know this is the top priority for biofuels everywhere. So I leave you the floor, and then I may have some one or two questions. Fantastic. Thank you very much. And thank you so much for hosting me here in this beautiful country. Firstly, thank you to Selçuk and my colleagues at DB Tarımsal and the DAP Biodiesel Board for this very kind of invitation. Today I'm going to be speaking a little bit about the opportunities and partially about the risks as well presented by the growing global transition away from a fossil-based economy to a bio-based and circular one. Before I introduce you to our work at RSB, I thought I would set the scene a little bit. I'm sure we all know where we are globally, that we're all being called upon to really take action as we see the impacts of the climate crisis growing and growing. Unsustainable production practices are really starting to take a greater toll, both globally and locally. So from devastation at the ice caps, wild weather events, and other impacts closer to home, we really now see that action is needed and is a global imperative. And in fact, Turkey, I think, is now categorized as highly vulnerable to climate change. So this collaboration and action couldn't be more vital. So in the past few decades, more and more people have been looking to the bioeconomy. So that's producing fuels, materials, energy, and other products from bio-based and recycled resources as a potential solution to the climate crisis. It does offer huge potential, but there are risks. And the reality has been that the bioeconomy has not always been able to fulfill its promise. Land use change, deforestation, food insecurity, fraud, unscrupulous biomass production processes, and actually even increased greenhouse gas emissions have all shaken public and political faith in the bioeconomy as a solution. However, in spite of these challenges, the bioeconomy is one of our best hopes for tackling the climate crisis and creating a brighter future. But it's only if this transition is just or fair and sustainable, which is why RSB exists. We're a global association of industry, NGOs, and other institutions, and we've worked together to create a sustainability framework that today is being used on every continent of the world, except Antarctica, to drive a sustainable bioeconomy transition. Our members, I hope you spot some that are familiar to you, including Boeing and DB Tarımsal, who've been working with RSB for years, share a common vision that we can and must enable a global transition away from fossil fuels to a circular and bio-based economy. While today I'm going to focus on SAF, this movement does cover materials, products, textiles, and so much more. And I think what's really amazing is that we're all in this room moving together in the same direction. So, what does our sustainability framework look like? Our coalition of members has developed a framework that reflects best practice and scientific rigor.
across the whole holistic view of sustainability. We don't just look at climate change and greenhouse gas emissions, but we also look at issues of legal and management practices, environmental sustainability, and social sustainability. Okay. And today we work with our partners all over the world to implement the framework and guide us to a world of positive impacts for people and the planet. By guiding new sourcing policies, driving global policy development, researching the most sustainable way forward, and creating roadmaps, and much more, this framework aims to leave fossil in the ground, limit global warming, maximize sustainability, and support and uplift communities all over the world. So now, to the focus of my presentation, the bioeconomy potential for the aviation sector. So just recently, actually in October 2021, IATA announced an ambitious goal for the aviation sector to achieve net zero carbon emissions by 2050. This commitment will align with the Paris Climate Agreement in order to keep us below the 1.5 degree warming limit. And it's really a momentous decision. Achieving net zero emissions, though, is going to be a big challenge. The strategy is going to require the reduction of as much CO2 as possible from in-sector solutions, such as SAF. And as such, it's going to require us to scale SAF use from just 2% by 2025 to 63%, as my colleague Rauf said, by 2050. SAF, as I illustrate here, are low carbon fuel alternatives for the aviation industry. These non-petroleum based drop-in aviation fuels are generally produced from bio-based feedstocks, including waste, residues, and end-of-life products, or fossil wastes, including things like steel factory emissions. The use of SAF, along with other efficiencies, is intended to reduce the industry's growing share of greenhouse gas emissions and lower the overall climate impact of aviation. The sustainability risks I mentioned a little bit earlier are increasingly being legislated, for example, by CORSIA, as well as by the EU RED. As well as being the subject of significant demands from airline sourcing policies, passengers, and corporate customers that are going to be looking to offset their business travel and other related emissions. While I can talk about these challenges for a long time, I really hope that we can inspire you about the opportunities offered by growing demand for SAF, and how Turkey can take this historic moment with your commitment to the Paris Climate Agreement, as well as significant public and political will for building a sustainable future, and that's really what I've been hearing as I attended the sessions this morning, and create amazing outcomes that can support you to comply with these global regulations and access incentivized markets, benefit from nature-based solutions that can contribute to better environmental practices in the country, support a just transition that uplifts people and communities all over Turkey, cement the nation's position as an international air transport hub, and also bake robust sustainability into national and regional SAF strategies and gain recognition as a global leader in this transition. So how we can support that and how RSB works with the sector is quite interesting. We, with our sustainability framework, we guide the industry towards the solutions that do not risk creating negative externalities and that mitigate climate change effectively. Our standard also looks at how to create positive impacts by developing SAF supply chains. This is going to be crucial going forward. While current policy debate often looks at how to narrow down feedstock options, RSB's approach is to understand how developing new SAF supply chains in better sustainable ways can actually increase our options. And this is very much centered on a place-based approach that looks at national and regional contexts. RSB offers advisory services, for example, for early project developers to better guide our partners to a more sustainable pathway, mapping feedstock options and developing production guidelines for new feedstock types, such as macaúba palm fruit in Brazil or alien invasive plants in South Africa, and offers tools like our greenhouse gas calculation, which includes methodologies for fuel producers accessing EU RED or CORSIA regulated markets. Looking at the SAF demand side, RSB is currently working with partners to set up a book and claim system that will help corporates to reduce their scope 3 emissions for their corporate travelers, but also help to bring environmental benefit of SAF to the locations where it's not actually physically available. And of course, we offer certification through the entire supply chain from feedstock to final SAF, and we're recognized by both CORSIA and RED2 for this. While RSB works in multiple sectors, as I've mentioned, fuels, energy, and materials, I just wanted to highlight that in aviation,
We have projects, certifications, partnerships, and members all over the world. And we've also evolved as an organization that uses a sustainability framework to create impact on a landscape level, impacting stakeholders across entire regions and globally. Developing roadmaps for sustainable aviation fuel development, convening with stakeholders, assessing sustainable feedstock availability, and developing tools and guidance for use in specific regions are actually part of a project that we learned through our partnership with Boeing. And I'm very happy to be sitting next to a colleague from Boeing today. And I'm going to actually just share some of that work with them over the years to build a methodology for creating a SAF roadmap. So the Boeing company worked with us to develop a methodology and tools in regions that we are active in that we can now replicate in regions and even sectors. Our partnership helps on a broad scale to drive the development of a net zero carbon, bio-based, and circular economy. The three components of this approach are orientation, engagement, and implementation. So orientation, the first stage, provides us with big data looking at feedstock potential. We conduct feedstock assessments that look at potential looking forward 10, 20, 30 years, considering the impacts of climate change, demographic transition, and more. This really enables informed decision-making about feedstock sourcing that can still be sustainable in future. So instead of relying on crops that can never be sustainably grown in the volumes we need in certain regions because the conditions aren't there, we can help to tell you where the crops are going to be available looking forward. Engagement is about convening diverse stakeholders on a regional level to make sense of all the data developed, acknowledging that data is just numbers and not a strategy. So first we need to validate data and assumptions, and for that regional knowledge and local knowledge is absolutely crucial. At implementation, we provide stakeholders with a toolkit, that's regional feedstock production guidelines, cost calculations, greenhouse gas modeling, and much more to then develop these concrete supply chains in any given region or country. So these three components form an approach that can now be replicated not only in other regions, but also in other sectors. So conscious of time, do I have a few minutes? Well, you're doing excellent time performance. Fantastic. I wanted to just show you a couple of examples that I hope can maybe inspire you about what could be done in Turkey. Let me go on to that. So at orientation in Brazil, we conducted an incredibly detailed feedstock assessment that considered not only the types of feedstock available, such as sugarcane residues, used cooking oil, and much more, but also its proximity to the industrial capacity to process it, the most effective jet fuel pathways. And all of this was really used to understand the potential for different inputs in a way that could guide investment going forward. At Ethiopia, we worked with key partners across industry and government to develop a roadmap for a fossil-dependent country to support an emerging SAF industry. The roadmap identified the ideal feedstock and technology mixes for the country to focus on, considering sustainability best practice, in order to form policymaking, direct investment and research, and provide a solid foundation on which to advance a brand new industry. Shifting back to Brazil to look at implementation, we wanted to take all of the learnings of many different parts of the project in Brazil and the expertise that had been developed there through our multi-year project with Boeing to support fuel producers and users to select the best pathway, taking into account all these different factors of technical capability, economic feasibility, and of course, sustainability. This has led us to create a SAF calculator tool, which is currently being piloted with partners in the region. And it's just one of the sort of many items in the implementation toolbox that we have created. So just wrapping up, I hope that this snapshot of our work, specifically our SAF roadmap development projects, has inspired you and that you will consider how it can be applied in Turkey, a nation I know that is really working hard right now to find the right climate solutions and the right mix of technologies and pathways. So yeah, with that, thank you very much. And I'm sorry I used notes the whole time, but I think I've been sitting in front of a computer for 2 years. And thank you. Thank you, Anna. It was thank you. Excellent time performance. And thank you for the crash course about sustainability. I have two short questions. One, since you know more or less about how things are being handled in Turkey, because you have a member from Turkey in biofuel manufacturing side,
How do you think so far Turkey has done in terms of sustainability? Because, you know, there are some limitations for the feedstock choices and so on. Yeah, it's a great question. Obviously, I'd love to know more about everything that's going on in Turkey. But, you know, from what I've seen, the current industry with its focus on really local feedstocks is in a brilliant position. It's on the right track. There are risks, but obviously looking to develop your industry using local feedstocks means that you know what's going on in your backyard. It's a lot easier to really understand where the risks are and where the potential is if you actually have that sort of oversight. Secondly, having been engaged with DB Taramsol for several years, and the fact that you guys have been so committed to focusing on sustainability, I think that really shows that there is that leadership within the industry. Generally, I think that you're on a really solid foundation, and the opportunity to grow further is there. I'm really excited to see where it takes you. Thank you. And the second question is, you showed a map about RSP-involved solutions on a landscape level. So how can we include Turkey in that map? Yeah, I think that we've already got a good start here. We work so closely with DB Taramsol. There's a small but committed group of leaders. I mean, looking at this panel, everyone here is really sort of starting to get to grips with SAF or already working with it. And the country is already in an amazing place in terms of the new public commitments on climate, its strategic global position as a hub. So I think that now developing a roadmap would be a fantastic place to start, and it will help everyone to have the confidence in where to invest, where to do the research, where policy is needed. And I think that it's really ready to take flight. Collaboration is what we need now. Thank you. Thank for you. All the information and answers. Filiz Hanım, aslında top tam size geldi. Şimdi üretici tarafında, yani özellikle teknolojiyi geliştiren, uçak imal eden Boeing firmasının bu konuda ne kadar mesafe aldığını, ne kadar içinde olduğunu biliyoruz. Ama az önce sorduğum sorunun bir benzerini sizin de bir parça değinmenizi rica edeceğim. Yani biz Türkiye'yi dünya haritasında nasıl bu konuda örnek ülke haline getirebiliriz? Hazır vaktimiz var, hazır yola erken çıkıyoruz. Bu zamanı nasıl iyi değerlendirebiliriz Türk tarafı olarak? Ama bir de siz Boeing tarafında neler yapıyorsunuz, onu biraz anlatırsanız. Tabii ki, çok teşekkür ederim. Pointer alabilir miyim? Can you pass me the pointer? Çok teşekkür ederim tekrar. Öncelikle davetiniz için Biyodizel Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani çok önemli bir zamanda çok doğru bir konuya değiniyoruz diye hissediyoruz biz. Katılımcılara dair de çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Biz Boeing olarak, nasıl ilerliyoruz, şöyle başlayayım. Biz Boeing olarak, Selçuk Bey'in de söylediği gibi aslında öncü sayılabilecek bir durumdayız sürdürülebilir havacılık konusunda. Başlangıç olarak ta 2000'li yılların başından beri bu konuya biraz daha kafa yorup bir şeyler yapmaya çalışan bir şirket Boeing. Baktığımızda kısaca ben ne yaptığımızdan bahsedeyim. Burada tabii ki bir enerji konferansı, daha çok enerji sektörü var aslında ama bir havacılık şirketi olarak Boeing ticari uçaklarıyla daha çok tanınıyor ve biliniyor ama aynı zamanda farklı iş kollarımız da var. Bunun içinde savunma konusunda ürünlerimiz ve hizmetlerimiz var. Ticari tarafta hizmet, parça satışı gibi ürünlerimiz ve iş kolumuz var. Aynı zamanda da uzay alanında aslında çalışıyoruz. Uzay alanında NASA ile birlikte gerçekleştirdiğimiz birçok proje var. Boeing'in misyonundan bir bahsetmek istiyorum size öncelikle. Sürdürülebilirlik bu misyonun neresinde, biraz da ona değinmek istiyorum. Boeing kendine misyon olarak seçtiği dört hedef var diyeyim. Dünyayı birbirine bağlamak, korumak, keşfetmek ve ilham vermek. Aslında bunların her biri bizim iş alanlarımızdan birine değiniyor. Dünyayı birbirine bağlamak derken ticari uçaklar iş alanımız. Korumak derken aslında savunma sektörüne yaptığımız işler. Keşfetmek derken derin uzay, uzayın ve ötesi araştırmalarımız ve çalışmalarımız aslında referans alınıyor. Ve ilham vermek. Aslında Boeing'e baktığınızda şu anda 105 yıllık bir şirket. Dünyada çok az bu kadar eski şirket var aslında. Ve 105 yıllık bir mühendislik ve havacılık geleneği var.
Bu çok önemli bir birikim. Bu birikimle birlikte dünyaya, gençlere, çocuklara da ilham vermek aslında bir diğer misyonu. Ve bu misyonların hepsinde sürdürülebilirlik bir ana tema olarak geçiyor. Ve kullanıyoruz bunu. Ve farklı bir iş kolu olarak da aslında sürdürülebilirlikle ilgili yeni bir organizasyonumuz da var. Yeni bir sürdürülebilirlik organizasyonu kurduk ve yeni bir yöneticimiz var bu alanda. Ama bunun dışında her iş kolumuzun içerisinde sürdürülebilir uygulamaları da dahil etmeye çalışıyoruz. Biraz genel olacak benim sunumum. SAF bunun bir parçası ve hani bizim için aslında çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir parçası sürdürülebilir havacılığın ele alındığında. Ama çok daha genel ve farklı parçaları da var. Bunlara da birazcık değinmek istiyorum. Havacılık dünya için ne ifade ediyor? Önce ona baktığımızda aslında dünyanın dünya üzerinde 80 milyon kişiye, 80 milyon üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Bir ülke olarak düşündüğünüzde Türkiye, neredeyse Türkiye kadar nüfusa sahip bir sektör aslında havacılık. Çok ciddi bir istihdam yaratıyor. Önümüzdeki dönemde de pandemi sonrası yine büyüyerek artması devam etmesi bekleniyor. Dünya ekonomisinin 4.1'ini oluşturuyor. Bu da ciddi bir hacim. Dünya ticaretinin hacim olarak da %35'ini taşıyor. Burada da aslında bir enabler olarak, bir sağlayıcı olarak önemli bir misyon yüklenmiş durumda. Ve karbon salınımı tarafına baktığınızda insan kaynaklı küresel karbon salınımının %2'sini havacılık sektörü üretiyor. Asıl hedef aslında işte bunu düşürmek ve tolere edilebilir seviyelere indirmek. Ve havacılıkta sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için gerekli olan dönüşüme baktığımızda önümüze 4 yol, 4 izlenebilecek dört yol çıkıyor. Sürdürülebilir havacılık yakıtı bunlardan bir tanesi. Daha fazla değineceğim birazdan ona. Bir diğeri teknolojik ilerlemelerle artan yakıt verimliliği. Her bir yeni uçak, Boeing ürettiği ya da hani dünya üzerinde geliştirilen her bir yeni uçak yaklaşık %15 ila 25 arası yakıt verimliliği sağlıyor bir önceki nesil uçağa göre. Buna baktığınızda bu da önemli aslında dünya üzerindeki karbon salınımını azaltmak adına. 1990'lara kıyasla şu an gökyüzünde uçan uçaklar %50 daha az karbon salınımı sağlıyor. Bu çok önemli bir gelişme ve burada aslında çok ciddi potansiyel de var. Ama tabii sektör büyüdüğü için, havacılık büyüdüğü için karbon salınımı aynı oranda düşmüyor. Toplamda baktığınızda aynı oranda düşmüyor. O yüzden farklı şeylere de ihtiyaç muhakkak var tabii. Havacılık operasyonlarında iyileştirmeler de önemli ölçüde karbon salınımını düşürebilir ve burada biz %10'luk bir karbon salınımı düşüşü ihtimali öngörebiliyoruz toplamda bütün havacılık bu yönde hareket ederse. Ve altyapıda verimlilik artırıcı iyileştirmeler söz konusu olabilir. Burada da havaalanları tabii çok çok önemli bir rol oynuyor. Bir uçuşu yaklaşık bir dakika azaltmak 100 kilogram civarında karbon salınımını azaltabiliyor. Çok ciddi bir etkisi var. Bu dört faktör hep birlikte aslında çalıştığında yenilenebilir enerjiyle de birlikte ciddi bir etkisi olacaktır sürdürülebilir havacılık açısından. Biz Boeing olarak ne yaptık? Kısaca ona değinmek istiyorum sürdürülebilir havacılık alanında. Aslında burada gördükleriniz üç ana tema etrafında toplanan konular. Sürdürülebilir havacılık yakıtlarında Boeing bir ilki gerçekleştirdi. İlk SAF uçuşu, sürdürülebilir yakıtlarla olan ilk uçuş 2008 yılında Virgin Atlantic ortaklığıyla yapıldı bir Boeing uçağında. Ve daha sonra 2018 yılında %100 sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanılan ilk uçuş gerçekleştirildi. Bunun da ötesinde önümüzdeki dönem için taahhütlerimiz yine sürdürülebilir havacılık taahhütümüz olarak 2030 yılına kadar bütün uçaklarımız, bütün Boeing ticari uçak ailesi diyeyim, sürdürülebilir yakıtlarla uçabilir halde sertifikalandırılmış olacağını taahhüt ettik. Bunu kendi kendimize taahhüt ettik, kamuya taahhüt ettik ve sürdürülebilirlik hedeflerimizden biri olarak ortaya koyduk. Ve bunu pandemide yaptık, bu da çok değerli. Bu taahhütü 2021 yılında yaptık, bu da çok değerli aslında.
Havacılık sektörü zor bir süreçten, zor bir dönemden geçerken sürdürülebilirlikle ilgili böyle bir taahhüt vermek de ayrıca gurur kaynağı oldu. Bir diğer, bu örneklerde göreceğiniz bir diğer alanda hidrojen yakıtlarla çalışan bazı ilkleri gerçekleştirdik ve elektrikli uçaklar alanında hem ticari hem savunma tarafında çalışmalarımız oluyor tabii bu alanlarda. Bazı çalışmalar gerçekleştirdik ve ilklere imza attık. Geleceğe baktığımızda aslında yine bu benzer yollardan giderek sonuca ulaşabileceğimizi düşünüyoruz havacılıkta karbonu azaltmak adına. Tabii ki yeni uçakların geliştirilmesi, yeni nesil uçakların geliştirilmesi yine havacılıkta karbonu önemli ölçüde azaltacaktır önümüzdeki dönemde. Bunun yanı sıra enerji konusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş ve operasyonda verimlilik artırıcı çalışmalar da aynı şekilde önümüzdeki döneme yol haritasında yer alacaktır. Ve son olarak elektrikli uçaklar, elektrikli hava araçları da uzun vadede de olsa sürdürülebilir havacılığın geleceğini oluşturacağını düşünüyoruz. Bizim Boeing olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımıza biraz değinmek istiyorum. Sürdürülebilirlik aslında özellikle enerji tarafına bakınca daha çok çevre ve çevreye etkisi olarak algılanıyor ama kısaca bahsetmem gerekirse Boeing'in çok daha kapsayıcı bir yaklaşımı var sürdürülebilirliğe. İnsandan başlayarak, çalışanlarımızdan başlayarak, ürün ve hizmetlerimize, operasyonlarımıza ve dönüşte sonuç olarak yarattığımız toplumsal faydaya dair bir sürdürülebilirlik yaklaşımımız var diyebilirim. Bir örnek vermek gerekirse, çok soyut kalıyor böyle koyunca ama bir örnek vermek gerekirse örneğin etik bizim için sürdürülebilirlik ilkelerinden biri çalışanlarımız adına ya da işte toplumsal faydamız adına. Bir diğer taraftan sosyal sorumluluk yarattığımız sosyal etki, sosyal fayda aynı şekilde sürdürülebilirliğin bir parçası. Tabii çevresel sürdürülebilirlik de aynı şekilde bunun bir parçası. Hem operasyonlarımızda hem ürün ve hizmetlerimizde yani baktığınızda aslında net sıfır karbon emisyonuyla çalışan fabrikalarımız var Boeing'in Amerika'daki fabrikalarından. Tıpkı uçaklar gibi operasyonlarda, fabrikalarda da aynı hedefe doğru yürümeye devam ediyoruz. Ve bu kapsamda 4 tane de odak alanımız var önümüzdeki dönemde sürdürülebilir havacılık yaklaşımımızda. Filo yenilenmesi önemli bir fırsat oluşturuyor. Az önce bahsettik, %15 ila 25 arasında bir etkisi olacak. Eski filoların değiştirilmesi, emekli edilmesi ve yeni uçaklarla, yeni nesil uçaklarla değiştirilmesinin. Bunun yanı sıra yenilebilir enerjiye geçiş bir diğer odak alanımız, birazdan detaylandıracağım. Operasyon verimliliği, uçuş operasyon verimliliği de aynı şekilde ve buraya sağladığımız destek, bu alanda sağladığımız destek de bizim için sürdürülebilirlik adına önemli fırsatlar aslında doğuruyor. Ve ileri teknoloji, yani yeni nesil uçaklar geliştirmek, yatırım yapmak ve teknolojik olarak yeni nesil daha az karbon salımı sağlayan uçaklar geliştirmek de bunun bir parçası. Yenilenebilir enerji noktasında biraz daha değinmek gerekirse, biraz daha odaklanmak gerekirse 3 yol haritamız var açıkçası, az önce söylediğim, bahsettiğim gibi. Sürdürülebilir havacılık yakıtı bunlardan biri ve bizim aslında en çok odaklandığımız ve en büyük potansiyeli gördüğümüz alan. En azından önümüzdeki 20-30 yıllık dönemde en hızlı geliştirilebilecek alan. Yeşil hidrojen ve elektrik bataryaları da aynı şekilde çok ciddi karbon emisyonu azaltıcı etkisi var ve bu alanda çok önemli uçaklarda kullanımı için. Ama diğer yani sürdürülebilir havacılık yakıtlarına kıyasla yeşil hidrojen ve elektrik bataryaları biraz daha fazla yatırım isteyen, biraz daha uzun vadeli teknoloji geliştirme çabası isteyen alanlar ve çok kolay öyle 20-30 yılda olabilecek şeyler olarak açıkçası görmüyoruz. Şu anda mevcut durumda kullanılan uçaklar var, testler yapıldı. Boeing'in 5 tane yeşil hidrojen test uçuşu gerçekleştirdi Boeing ortaklarıyla birlikte farklı uçaklarda. Elektrik bataryaları konusunda yine ortaklıklarımız var. Bu konuda da çalışmalarımız var. Çalışmıyoruz değil, bu konularda da ciddi çalışmalar ve ARGE çalışmalarımız var. Uygulamalarımız da var. Fakat çok kısa vadede sonuç alabileceğimizi düşündüğümüz alanlar değil. Çok kısa vadede
çevresel etki yaratabileceğimizi düşündüğümüz alanlar değil, karbon emisyonuna ve salınımına bakıldığında. O yüzden biraz daha odağımızı sürdürülebilir havacılık yakıtlarına yönlendirmiş durumdayız. En azından yakın vadede daha hızlı sonuç alınabilecek bir alan olarak. Neden sürdürülebilir havacılık yakıtı? Bahsettiğim gibi en yüksek ve en hızlı, potansiyeli en yüksek ve en hızlı çözüm olarak görüyoruz. Konvansiyonel jet yakıtının hazır ikamesi olarak görülüyor bir taraftan. Mevcut uçaklarda kullanılabilir, yeni bir uçak geliştirmeye gerek yok bu yakıt için. Mevcut motorlarla kullanılabilir, bu da çok önemli. Yeni bir motorun geliştirilmesi çok çok uzun yıllar alıyor. Mevcut altyapı ve yakıt tedarik sistemleriyle uyumlu, bu da çok önemli. Ve havacılığın karbon salınımını %80'e kadar azaltabilir. Sıfıra ulaştıramaz ama %80 çok çok büyük bir etkidir. Bunun için de sıfıra gelene kadar en azından yakın vadede bu adımın atılması gerektiğini düşünüyoruz. Baktığımızda bizim açımızdan bunun yaygınlaştırılması için, sürdürülebilir havacılık yakıtlarının yaygınlaştırılması için neler yapılabilir diye baktığımızda ya da nelere ihtiyaç var diye baktığımızda ilk gördüğümüz şey aslında ortaklıklar. Daha doğrusu sürdürülebilirlik genelinde bizim için ortaklıklar çok önemli. Biz uçak üreticisiyiz ama hava yollarıyla çalışıyoruz, sivil toplum kuruluşlarıyla çalışıyoruz ve devletlerle çalışıyoruz ve daha birçok kurumlarla çalışıyoruz. O yüzden ciddi yatırım isteyen, büyük dönüşümler isteyen bir alan aslında sürdürülebilir havacılık yakıtları. O yüzden ortaklıkların çok önemli ve çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında tabii ki düzenleyici çerçeveler çok önemli ve değerli. Öngörülebilirlik için, yatırım yapılabilmesi için düzenleyici çerçevenin öngörülebilirliği çok önemli. Sadece Türkiye'de değil tabii ki dünyada oraya doğru gidiyor yavaş yavaş. Teşvikler aynı şekilde devletin bir şekilde küresel olarak, Türkiye için de sadece Türkiye için konuşmuyorum yine, küresel olarak devletten aslında beklenen teşvik etmesi, bu sektörü biraz daha hızlandırılacağını, en azından maliyeti düşürücü teşviklerin bulunduğu takdirde, yaygınlaştırıcı teşviklerin verildiği takdirde bu süreci biraz daha hızlandıracağını düşünüyoruz. Ve tabii bunların hepsi bir şekilde o çarkın döndürülmesini sağlamak için yapılması gerekenler, tedarik ağının zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması, yatırımın artırılması, Ar-Ge yine çok önemli farklı kaynaklardan üretim için, ticarileşme ve dağıtım, her enerji kaynağının yaygınlaştırılmasında ve kullanımında önemli bir rol aldığı gibi burada da öyle. Boeing'in sürdürülebilir havacılık yakıtları yatırımı ve taahhütlerine baktığımızda da az önce bahsettim, 2030 yılına kadar %100 sürdürülebilir yakıtla uçabilen tüm uçaklarımızı, ticari tarafta özellikle tüm ticari uçaklarımızı bu şekilde sertifikalandırılarak uçuşunu en azından mümkün kılmak, sağlamak istiyoruz hava yolları için. Onun dışında yeni bir yatırımımız var, Boeing ve Sky Energy America şirketiyle. Amerika'da bir yatırım, üretime odaklı, en azından yaygınlaştırılmasını sağlamaya, sürdürülebilir havacılık yakıtlarının yaygınlaştırılmasını sağlamaya yönelik bir yatırımımız var. Eco Demonstrator programımızdan az önce fotoğraflarla biraz değindik ama ismini söylememiştim. Bu program kapsamında FedEx ile birlikte ilk test uçuşumuzu gerçekleştirdik. Tamamen %100 sürdürülebilir havacılık yakıtları kullanarak 2018 yılında 777 kargo uçağıyla. Ve Rolls-Royce ile özellikle şu anda ve World Energy ile bir yeni bir %100 sürdürülebilir yakıtlarla uçabilen bir motor çalışması konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Dünya genelinde de baktığımızda bu Boeing kendi içerisinde yaptığı çalışmaların ötesinde ortaklıkları var dediğim gibi. Havacılık özellikle ortaklıklarla büyüyebilen bir sektör. Ortaklıklar çok kıymetli bu alanda. Dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığımız ortaklıklar var. Ya da karbon emisyonunu azaltıcı çalışmalarımız var. Buna üretim sahalarımız da dahil aslında. Ya da RSB ile yaptığımız ortaklıklar gibi ortaklıklarla dahil. Etiyopya'da olsun, Brezilya'da olsun. Bu haritaya Türkiye'yi de tabii ki eklemek istiyoruz. Şu anda böyle de bir çalışmamız var. Ama burada bırakayım isterseniz. Bahsedeyim mi Türkiye ile olan çalışmamızdan ayrıca?
Zamanım var mı? İlk sorum oydu. Yani tamam. Zamanı çok iyi kullandık, pek vaktimiz kalmadı ama kısaca bir şey yaparsanız, bir tamam. soruya cevap verirseniz. Türkiye'yi nasıl bu haritaya koyabiliriz? Yani hepimiz biraz Türkiye'yi de tabii. bu süreçte bir paydaş olarak, yolundan bir yolcu olarak görmek istiyorum. Yeni bir projemiz başlayacak 2022 yılında Türkiye'yi de içeren. Aslında biraz daha işin başında olduğumuzu düşünüyoruz Türkiye'de bu konuda. Siz de değindiniz zaten. Biraz daha bir ekosistem oluşturmak, farkındalığı arttırmak ve farkındalık yaratmak ve bütün paydaşlarla, havayollarıyla, devlet tarafıyla bir taraftan, sivil toplum kuruluşlarıyla ve ARGE tarafıyla birlikte çalışarak Türkiye'de sürdürülebilir havacılığın yol haritasını çıkarmak için bir çalışmamız olacak. 2022 yılında başlayacak bu çalışma. Sadece SAF özelinde değil, yakıt özelinde değil, aynı zamanda işin eğitim ayağını da içerecek şekilde bir sosyal sorumluluk tarafı da olacak şekilde bir çalışma yapacağız. Ve hani buradan farklı kollara yayılıp özelleşebilecek bir genel çerçeve, genel bir ekosistem, bir ittifak belki diyebiliriz. Bir ittifak oluşturmak istiyoruz aslında Türkiye'de ve bunun kullanımını da yaygınlaştırmak adına. Hem de diğer havacılık atıklarının da açıkçası yaygınlaştırılmasını sağlayabilmek ve kullanımına katmak adına. Harika, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Aslında burada... Hepimizin yapmaya çalıştığı bugünkü bu panelin de amacını bir tane söyledi, farkındalık oluşturmak. Kesinlikle. Her şey farkındalık oluşturmakla başlıyor. Ondan sonra da doğru adımlar atmakla geliyor. Sizin anlattıklarınızın içerisinde tabii yakıt evet çözümlerden bir tanesi ama davranışsal değişiklikleri ve teknolojik ilerlemelerin de ne kadar etkili olduğu çok çarpıcıydı. Yani bir dakikalık bir uçak kalkış süresinin kısaltılmasının ne kadar önemli bir etkisi var. Ben tabii Boeing'in açıkçası bu süreci taşıyarak ve liderlik yaparak kilo yenilenmelerinde teknolojik ayrışmada da bir şey yakalayacağını da düşünüyorum. Yani bu sadece bir tehdit değil, endüstriye aynı zamanda beraberinde fırsatlar da getiriyor. Sona doğru tekrar yakıta konsantre oldunuz. Ben de şimdi yakıtla ilgili işin heyecanlı kısmı tüketim tarafı, ticarileşme tarafı. Aynı zamanda hissedarları arasında bayrak taşıyıcımız olan TFS, Turkish Fuel Services, Hüseyin Bey Genel Müdürü. Bu işin ticarileşmesi nasıl olacak? Nasıl bir perspektif görüyorsunuz? Bize anlatabilir misiniz? Güzel. Açık galiba değil mi? Evet, öncelikli olarak herkese merhaba. Selçuk Bey'e bu paneli düzenlediği için teşekkürle başlamak istiyorum. Turkish Fuel Service tabii İstanbul Havalimanı'nda faaliyet gösteren ve Türk Hava Yolları ile İGA'nın ortak kurmuş olduğu bir akaryakıt şirketi. Biz yaklaşık 2 yıldır biyoyakıtlarla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Tabii bunun ignition sorusu aslında şöyle. Biliyorsunuz 2019'da Avrupa Sivil Havacılık Örgütü bir plan yayınladı, Corsia isminde. Yani Carbon Reduction planı. Şimdi bu Carbon Reduction planıyla 2025 yılı itibariyle bütün üye olan sivil havacılık örgütleri ve hava yolları belli bir miktarın üstündeki, burada da bir detaylar var da, belli bir miktarın üstündeki karbon salınımlarını offset etmek zorunda kalacaklar. Birinci sebep buydu çalışma başlatmamızın. İkincisi de tabii Avrupa'da yani İstanbul Havalimanı yolcu sayısı açısından ilk 5'te olan bir havalimanı ve hub havalimanlarıyla yani Charles de Gaulle, Amsterdam, Heathrow gibi havalimanlarıyla rekabet halinde. Şimdi bu havalimanlarında tabii SAF available durumda, yani ikmal edilebiliyor isteyen hava yollarına. Aynı şekilde biz de bunu Türkiye'de isteyen hava yoluna ikmal edebilir hale getirmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyorduk. Ve yani inşallah bu yıl içinde ilk ikmallere başlamayı hedefliyoruz. Bunu tabii başta Türk Hava Yolları ile başlanacak belki ama daha sonra isteyen hava yollarına da bu SAF ikmallerine başlayacağız.
Kısaca burada ilk slide'da yani genel olarak Avrupa'da bu işin ne kadar yaygınlaştığını görebiliriz. Birçok havalimanında saf ikmalleri başlamış durumda. Burada en öne çıkan aslında iki tane havalimanı var. Daha doğrusu iki ülke var. Bir tanesi Norveç, bir tanesi İsveç. Bu iki ülke, Türk Hava Yolları burada Oslo'ya ve Arlanda-Stockholm'e uçuş gerçekleştiriyor. Bu havalimanlarında harmanlama zorunluluk haline gelmiş durumda. Yani Türk Hava Yolları buraya yapmış olduğu uçuşlarda harmanlanmış jet yakıtı ikmali yapılıyor ve bunun ekstra bedelini fee olarak ödüyor şu anda. Bu zaman içinde bütün Avrupa'ya yayılacağını düşünüyoruz. Zaten sunumlarda bahsedildi. Aslında 2025 yılı itibariyle belli zorunluluklar getirilme planı var. Bu büyük ihtimalle 2022 yılı içinde netleşmiş olacak. Burada ülkelerin bu yıl içinde almış olduğu SAF konusunda hedefler ve burada teşvik mekanizmalarını görüyoruz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri 12 milyon ton 2030'da üretim hedefi koymuş durumda ve ton başına $500 gibi bir teşvik veriyor kullanan hava yollarına. Aynı şekilde İngiltere'de üretim hedefleri var. Fransa'da da 2 milyon ton 2030'da üretim hedefi var ve €600 gibi bir teşvik veriyor. Yani burada tabii önemli olan şu, şu anda jet yakıtının fiyatı yaklaşık $700 civarında. Ama SAF'a baktığımız zaman SAF fiyatları $2100 civarında. Yani $1400-1500'lık bir farklılık var. Bu farklılığın aslında tamamını ülkeler karşılamıyor. Tabii bu 2030 yılı, hani üretimin artmasıyla maliyetlerin düşmesi, teknolojinin değişmesiyle maliyetlerin düşmesi, aradaki farkın kapanması gibi bir durum olursa, o zaman tabii farklı olabilir. Ama şu anda aradaki farkın yaklaşık 1/3'ünü ülkeler teşvik etmeyi taahhüt ediyorlar. Burada da az önce bahsedilen 2025 yılında %2 harmanlama Avrupa Birliği'nin Refuel Aviation kapsamında, 2030 yılında %5 harmanlama zorunluluğuna eğer Türkiye'de de Paris Anlaşması kapsamında uygular hale getirirsek, İstanbul Havalimanı'nda 2025 yılında yaklaşık 98 bin ton biyoyakıta ihtiyacımız olacak. Bunun şu anki maliyetlerle ekstradan yaklaşık $165 milyon bir maliyeti var. Tabii bunu 2030 yılında %5 olarak düşündüğümüzde de $630 milyon bir maliyeti var. Şimdi tabii bu maliyetlerin bir şekilde teşvik mekanizmaları kurularak karşılanması gerekiyor ki eğer havacılıkta belirlenen hedeflerde karbon emisyonunu azaltmayı planlıyorsak mutlaka ülkemizde de benzer teşvik mekanizmalarını kurmamız lazım. Şimdi bu son dönemde, son iki yıl içinde Avrupa'da yolcu başına alınmaya başlanan Türk Hava Yolları'nın ödemiş olduğu yolcu başına karbon fiilleri. Bunlar tabii Avrupa'da aslında bu SAF yatırımlarını fonlamak için toplamış olduğu vergiler diyebiliriz. Bunlar yeni başlamış olan vergiler. Son olarak da havalimanlarındaki altyapının SAF ikmallerine ne derece uygun olduğu teknik gereklilikleriyle alakalı kısaca bilgi vermek gerekirse, yani eğer haftada bir uçuş %2 gibi bir harmanlamayla başlanacaksa, bunun için sadece bir refueler ya da küçük bir depo ile bu çözümlenebiliyor. Çünkü SAF dediğimiz yakıt aslında spek olarak bildiğimiz jet yakıtından bir farkı yok. Bunu çok kolay bir biçimde mevcut sistemlerle ikmal edebiliyorsunuz. Önceki sunumlarda bahsedildi. Burada sadece harmanlama oranı ayarlanabilmesi için bazı özel mekanizmalar kurulması gerekebilir. Bunu tanklarda, tankerlerde yapılabilir bu. Şu anki altyapılarda bunun için ekstra bir hazırlık yapılmasına gerek yok gibi gözüküyor. En azından bizim için. Ama
Bu tabii Norveç, İsveç örneklerinde olduğu gibi hidrant sistemi üzerinden verilmeye başlanırsa burada ana tanklarda harmanlama yapılması gerekecektir. Genel olarak paylaşmak istediğim bilgiler bunlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Tabii bu hepimizin merak ettiği ve nasıl gerçekleşeceğini düşündüğümüz konuda yavaş yavaş açıklık kazanılıyor. Siz de çok güzel ifade ettiniz. Merak ettiğim iki konu var. Bir tanesi bir ek maliyet var. Siz sadece İstanbul Havalimanı için hesapladığınızda 165 milyon dolar diye yanlış hatırlamıyorum. Türkiye toplamında baktığımız zaman 200 milyon dolar, 225 milyon dolar gibi bir rakama ulaştığında. Tabii dikkate aldığım saf fiyatı sizin söylediğinizden biraz daha yukarıda. Son zamanlarda rakamlar biraz daha yükseldi maalesef. 210 milyon yolcu aşağı yukarı hava yolunda var Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla. Bunun 100 milyonu iç hatlar, 110 milyonu dış hatlar. Yani çok kaba bir matematikle yolcu başına 1 dolar, 1 dolar, yani 1.1 dolar gibi bir rakam çıkıyor ama hesap bu kadar kolay değil, hayat da bu kadar basit değil. Siz Türkiye'de bu ilave maliyeti nasıl yönetileceğini tahmin ediyorsunuz ya da ne öneriyorsunuz? Bir bunda fikriniz var mı? Yani şöyle ifade edeyim. Bizim kendi yapmış olduğumuz hesaplarda yani 165 milyon dolarlık maliyet bizim işte 2025 yılında 80 milyon yolcu olacağını düşünürsek yaklaşık yolcu başına 2 dolar gibi bir maliyete geliyor. Bu tabii küçük bir rakam gibi gözükse de aslında özellikle hap havalimanlarında bu rekabet gücünü, hava yolunun ve havalimanının rekabet gücünü etkileyebilecek yükler ve bu %2 aslında bir başlangıç. Bunu daha yukarılara taşıyabilmeniz için mutlaka teknolojide, saf teknolojisinde ya da üretim maliyetlerinde belli şeyler yapılması lazım. Ama başlangıç için mutlaka bir teşvik mekanizmasının kurulması lazım. Ya yatırım teşviki olması lazım ya da Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi ton başına kullanımda belli teşviklerin olması lazım. Yoksa bu farklar hava yolları içinde diğer şirketler içinde oldukça yüksek rakamlar. Ama tabii bir kısım yolcuya yansıtılabilir. Bir kısım da devlet teşviğiyle bu konular çözülebilir diye düşünüyoruz. Böyle olacağını öngörüyoruz. Aslında bu söylediğiniz bu maliyetin yönetilmesi de belki gerek havalimanını gerek havayolu şirketinin de rekabetini etkileyecek bir unsur haline de gelebiliyor. Öyle bir enstrüman olarak karşımıza da çıkabilir. Evet. Size son olarak şeyi sormak istiyorum. Siz bu konuyla alakalı bir seneden beri, belki iki seneden beri ben biliyorum, yakından alakalarsınız. Üretim tarafında da bazı hazırlıklarınız, bazı niyetleriniz var diye biliyorum. Paylaşmak evet. İster misiniz? Şöyle, yaklaşık 1,5 yıldır yabancı bir şirketle Türkiye'de bunun üretilmesiyle alakalı bir çalışma yürütüyoruz. Yani burada da 2022 yılı içinde bunu neticelendireceğiz inşallah. Yani bu tabii ülke açısından çok önemli. Dediğiniz gibi enerjide bir dönüşüm var. Bu dönüşümü ülke olarak yakalayabilmemiz için aslında başlangıçtan bu trene binmek lazım. Hem yatırımların yapılması, teşviklerin, uygulamaların mevzuatlara girmesi ve aynı zamanda ARGE çalışmalarına da aslında yatırım yapılması lazım. Çünkü belli teknolojiler, ayakları yere basan teknolojiler, HEFA teknolojisi, siz bahsettiniz. Bunlar belli maliyetlerin üstünde çıkıyor. Yani bunların aşağıya çekilmesi belki zaman alacak. O yüzden teknoloji anlamında mutlaka yani %60'ları hedefliyorsak 2050 yıllarında mutlaka teknoloji anlamında yeniliklere ihtiyaç var. Yani Avrupa'da hava yollarının bunları yaptığını görüyoruz, duyuyoruz. Yani carbon capture, hidrojen, water yani bazı sadece yakıtlardan yani yağlı tohumdan üretilen biyojet değil, farklı yöntemlerle üretilen saflar konusunda yatırımlar yapılıyor. Bunlara bizlerin de aslında ülke olarak yatırım yapmamız ve o teknolojiyi yakalamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda bizim yatırımımızı da önemsiyoruz ve onu da 2022 yılı içinde inşallah tamamlayacağız. İnşallah, çok sevindirici. Çünkü eğer biz bu adımları atmazsak ürünleri ithal etmek zorunda kalacağız. Kullanmak zorunda kalacağımız bir tabloya hızla gidiyoruz. Evet.
Ben İlker Bey size dönmek istiyorum. Pegasus'ta neler oluyor? Pegasus bu konuya nasıl hazırlanıyor? Tabii Pegasus'u bu konuyla ilgili daha da önemli bir yere getiren başka bir gelişme de Genel Müdürümüz Mehmet Bey'in 2022 yılından itibaren Ayata'nın başkanlığını yapacak olması. Yani bir anlamda Türkiye'yi de orada temsil edeceği için Türkiye ülke olarak Pegasus'ta hava yolu olarak bu tarihte hızlı bir yol alacak. Buyurun. Çok teşekkürler. Ben öncelikle sizlere bu ortamı organizasyonu oluşturduğunuz için teşekkür ediyorum. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Konuşmacılara da teşekkür ediyorum. Bahsettiğiniz gibi bu SAF konusu hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. Ve aynı hızla da şu anda ilerlemeye devam ediyor. Ben burada çok hızlı bir şirket sunumumuz ve Pegasus SAF hakkında ne düşünüyor, neler yapıyor onlara birazcık değinmek isterim. İlk başta hani her şirket klasik misyonu, vizyonuyla başlıyor ama bizim misyonumuz ve vizyonumuz da aslında bu SAF'la çok SAF tüketimine ya da SAF kullanmayla paralel noktalar var. O yüzden biraz da bundan başlıyoruz. Bizim misyonumuz hava yoluyla yolculuk herkesin hakkı. Pegasus ailesi, tedarikçileri ve iş ortakları da bunun için çalışıyor. Misyonumuz bu aslında. Vizyonumuz da yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla bölgemizde lider ekonomik hava yolu olmak. Devam edecek olursak, biz bu az önce de bahsettiğim gibi SAF konusuna sadece bir yakıt, bir enerji olarak değil, bütün az önce katılımcılar da bahsettiği gibi bütün süreçlerimizde, bütün hedeflerimizde sürdürülebilirlik ilkesiyle yola çıktığımız için da ayrı bir önem ve atıf yapıyoruz. Şimdi filomuzla devam edelim. Aslında filoya geçme sebebimiz şu, az önce Liz Hanım da bahsetti. Filolarda bir dönüşüm var. Uzun zamandır var. Bu SAF'tan önce de vardı. SAF'la birlikte daha da önem kazandı. Biz Pegasus olarak Türkiye'nin en genç filosuna sahibiz. Şimdi bu genç, filonuz genç oldukça, motorlarınız daha yeni nesil oldukça dolayısıyla yakıt sarfiyatınız da düşüyor ve bu anlamda karbon emisyonlarınız da azalıyor. Yine aynı zamanda biz Avrupa'nın en hızlı büyüyen hava yolları arasındayız. Pegasus 30 yıllık bir şirket ama son 15 yıldır yaptığı atılımlarla gerçekten Avrupa'daki en büyük 3 şu anda düşük maliyetli hava yolu arasına girmiş durumda. Bizim filomuzda şu an bugün itibariyle 91 tane uçak var. Bu uçaklardan 63 tanesi Airbus, 28 tanesi Boeing. Ama burada daha fazla dikkat çekmemiz gereken istatistik şu anda bugün itibariyle bile bizim filomuzda yeni nesil motorlu uçak sayısı %50'yi geçmiş durumda. Şu anda filomuzun %52'si yeni nesil motorlu Airbus A320 ve A321 uçaklarından oluşuyor. Biz bu tercihi yaklaşık 6 yıl önce yaparken hem maliyet tarafını, tabii ki düşük maliyetli bir hava yolu olduğumuz için yakıt maliyeti, hem de gerçekten bunun çevreci etkilerini düşünerek bu yatırımlara başlamıştık. Bugün geldiğimiz noktada bunun ne kadar aslında doğru bir karar olduğunu, 6 yıl önce verilen bu yatırım kararının ne derece önemli olduğunu bir kere daha görmüş oluyoruz. Filomuzla ilgili gelişmeler şöyle, biz aslında sondan başlarsak 2025 yılı itibariyle biz filomuzun tamamını yeni nesil motorlu uçaklardan oluşturmasını planladık ve bu şekilde de ilerliyoruz. Pegasus şu anda 120 farklı noktaya tarifeli sefer düzenliyor. Bunların 36 tanesi yurt içinde, 84 tanesi de yurt dışındaki istasyonlar. Şimdi yavaş yavaş Pegasus ve yakıt, Pegasus'un yakıt tüketimi tarafına gelecek olursak, biz 2022 yılı için 800 bin ton jet yakıtı bütçeledik. Yani önümüzdeki sene Pegasus 800 bin ton jet yakıtı tüketecek. Çok büyük burada rakamlardan bahsediyoruz. Bunların kırılımına bakacak olursak %31'i bunun yurt dışından geliyor. %69'u da yurt içinden geliyor. Aslında bizim uçuş network ve uçuş sayılarımıza baktığınız zaman yurt dışı daha ağırlıklı görülse de biz yakıtı daha çok yurt içinden tedarik ediyoruz. Çünkü base'lerimiz, ana hub'larımız Türkiye ve Türkiye'deki havalimanları. Artı burada tabii ki yakıt fiyatının değişkenliği, Türkiye'deki yakıt fiyatının ucuz ya da pahalı olması da bunları değiştiriyor. Yani buna vurgu yapmamızın sebebi, biz SAF işine gireceksek, burada bir tüketime başlayacaksak bu ağırlıklı yurt içinde olacak. Bunu vurgulamak isterim.
Birazcık süreçlerimizi anlatmak gerekirse, biz yakıt satın alma süreçlerinde iki türlü, ya yeni uçmaya başladığımız bir istasyonda bir ihaleye çıkarak tedarik yoluna gidiyoruz. Ya da mevcut uçtuğumuz istasyonlarda da belirli periyotlarda yakıt ihaleleri düzenliyoruz. Genellikle yıldan yıla. Bu ihalelerde de belirli bir şartname içerisinde talep ettiğimiz yakıtın spesifikasyonlarını, teslim şartlarını ve diğer özelliklerini belirtiyoruz. Umut ediyorum ki Türkiye'de bu altyapı geliştikçe biz bundan sonraki yıllarda oluşturduğumuz şartnamelerde, ihalelerde saf harmanlanmasını da bir zorunluluk olarak buraya koymak istiyoruz. Tabii biraz sonra bu noktaya geleceğiz. Bu arz talep meselesi. Yani biz bir taraftan talebi oluşturmamız gerekiyor hava yolu olarak ve yolcuları, biraz sonra ona da geleceğim, yolcuları temsilen bir talep oluşturmamız gerekiyor. Fakat bu talebe karşılık da ülke içerisinde bir üretimin, bir arzın gerçekleşmesi gerekiyor. Biz burada tüketim tarafını ve tüketim bacağını temsil ediyoruz ve bu alanda çalışıyoruz. Şimdi ufak ufak safa gelecek olursak, burada hani sıfırdan saf anlatmamızın çok da gereği yok. Katılımcılarımız, konuşmacılarımız çok güzel bahsettiler. Benim burada çok vurgulamak istediğim çok önemli nokta bu. Hani saf nedir, nasıldır, nerede üretiliyor, onlar zaten malumunuz. Pandemi öncesinde 2019 diyebiliriz. Dünyada yaklaşık 2 ila 2.8 milyar ton jet yakıt üretiliyordu 2019 yılında. Fakat buna karşılık saf üretimi 2.2 milyon ton. Yani binde bire bile ulaşmamış ya da hadi binde bir diyelim. Binde birlik bir üretim var. Şu anda üretim, bu rakamlar 2020 rakamları. Biz de Sky Enerji'nin rakamlarını kullanmışız. Yani binde bire denk gelen bir üretim var. Burada az önce hem regülasyon tarafı hem altyapı tarafından bahsederken hep yüzdelerle konuştuk. Yüzde ikiler, üçler. Ama üretim bunun gerisinde, yani burada aslında bunu göstermemizin sebebi negatif bir tablo çizmek değil. Tam tersine buradaki potansiyelin ne kadar büyük olduğunu, şu an dünyada buraya varmak için ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu ülkemizde ve dünyada göstermek için bu rakamı özellikle altını çiziyoruz. Ya burada gidecek çok yolumuz var. Bu anlamda bunu da üreticilerin dikkatine sunmak istiyoruz. Bu da aslında yine paralel. Hepimizin malumu 2019 yılı bizim son en iyi yılımız. Havacılık her şeyin artık 2019'a göre referans olarak alıyor. 2019'da bizim dünyada, bu da galon cinsinden verilmiş, 100 milyar galona denk gelen bir tüketimimiz varken, hava yollarının tamamı olarak, pandemiyle birlikte bu 50'lere düşüyor. Şu anda 2022'de %60'ı tekrar recover edip 60 milyar galonlara gelmesi bekleniyor. Fakat buna karşılık safta 2.2 milyon ton 2020'de idi. Bunun da artması bekleniyor. Devam edelim. Şimdi saf sürdürülebilir havacılık yakıtlarının gelişimi ve diğer ülkelerden örnekler. Bunu destekleyici faktörler. Az önce bir sanırım Filiz Hanım'ın sunumundaydı. Tüm dünyadaki karbon üretiminin %2'si havacılık endüstrisinden geliyor demişti. Doğru. Burada ulaşıma bakacak olursak, yani sadece ulaşım araçlarına bakarsanız hava, deniz, kara, tren olarak %12'si aslında havacılıktan geliyor. Bu çok ciddi bir rakam karbon salınımı anlamında. Diğer bir nokta, hepimizin malumu, bu Paris İklim Anlaşması. Türkiye buna taraf oldu, imza attı ve 2030'a kadar da emisyonları %50 oranında azaltmayı taahhüt ediyor, öngörüyor. Diğer ülkeler ne yapıyor? İskandinav ülkeleri bu konularda biraz daha tabii ki başı çekiyor. Az önce bahsetti Hüseyin Bey de, bu Oslo'da, Arlanda'da şu anda bile %1-2 katkılı saf hizmeti veriliyor. Biz de havayolu olarak hem Oslo'ya hem de Arlanda'ya, Stockholm'e tarifeli uçuyoruz ve bu yakıtı aslında tüketiyoruz bugün şu anda. Çünkü o ülkelerde bu regülasyonel bir zorunluluk. Bunu almak zorundayız ve biz bunu kullanıyoruz şu anda. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yine 2030 hedefleri var. 2030'a kadar havacılık emisyonlarını Amerika Birleşik Devletleri %20 azaltmayı planlıyor. Ve üretimini de buna göre şu anda dizayn etmeye çalışıyor. Biliyorsunuz bu son Amerika'daki yönetim değişikliğinden sonra, Joe Biden'ın gelişinden sonra da bu gerek sürdürülebilir, gerek çevre konuları çok daha popüler ve
ciddi olarak takip ediliyor. Buna istinaden yine jet yakıtıyla rekabet edilebilecek seviyede de saf üretimin artırılması bekleniyor dünyada. Şimdi birazcık rakibinizden örnek vereceğim, biraz sonra sizden de örnek vereceğim. Biz sonuçta ikisini de kullanıyoruz. İkisinin de operatörüyüz, hem Airbus hem Boeing. Airbus en son 28 Ekim'de bir A319 Neo test uçağını %100 safla uçurdu. Boeing bunu daha önce yapmıştı. Airbus da uçurdu. Dolayısıyla burada üreticilerin bize verdiği mesaj havayolu olarak, biz altyapı olarak buna hazırız, hazırlanıyoruz. Bizim açımızdan bir sınırlama, kısıtlama yok mesajı veriyor. Bu çok sevindirici. Bu alandaki çalışmalar tüm hızla devam ediyor. Boeing de yine benzer şekilde, yani artık az önce Filiz Hanım bahsettikten sonra ben de bunları tek tek değinmeyeceğim. Boeing'in de 2030 hedefi var. Biz bunu çok yakından takip ediyoruz. Diyor ki benim üreteceğim bütün uçaklar %100 safla 2030'a kadar uçabilecek, sertifika alabilecek. Bu anlamda teknoloji olarak, altyapı olarak bizden yana, üretici olarak bizden yana bir sınır kalmayacak diyor. Bunlar gerçekten bizim de çok memnun olduğumuz teknolojik gelişmeler. Şimdi buradaki belki en önemli konulardan biri, hepimiz aynı zamanda buradaki bütün katılımcılar, konuşmacılar, dinleyiciler, bir taraftan da yolcu. Hepimiz havayolu kullanıyoruz bir yerden bir yere giderken, yurt içinde, yurt dışında ve bu olayın, bu safın talep tarafı havayolları, ama havayolları da yolcuyla birlikte bu talebi biraz oluşturması gerekiyor. Bu konuya neden özellikle değinmek istedik? Avrupa'da ve Amerika'da bu yavaş yavaş görülüyor. Yani oradaki pazarda yolcu hareketlerinde, yolcu dinamiklerinde artık daha az karbon tüketen, daha az karbon salan havayollarının ayrıştığı, yolcuların bunları havayollarından talep ettiği, ülkelerin bununla ilgili regülasyonlar koyduğu bir ortama ve örnekleri biz çok net yaşıyoruz. Benzer durumların, örneklerin Türkiye'de yaşanmasını bekliyoruz, istiyoruz. Tabii ki Türkiye, Avrupa ve Amerika'dan belki şu, bugün itibariyle bu noktada biraz daha geride olabilir, ama gerçekten bu yeni jenerasyon, Z kuşağı dediğimiz bizim yolcu profilimiz, hepimizin hayatta birlikte yaşadığı bu jenerasyon çevre konularına çok daha duyarlı, bu konuda daha talepkar ve hava yollarını da diğer sektörleri ve şirketleri de buraya doğru itiyor. Bununla ilgili Avrupa'da biz çok kendi yolcumuzdan talepler görüyoruz ya da ilgi görüyoruz. Gerçekten Avrupa'da insanlar bir yerden bir yere giderken şunu hesaplıyorlar artık. Fiyatı da tabii ki hesaplıyorlar. En kısa zamanda gitmeyi hesaplıyorlar. Ama bir noktada da ben buradan buraya giderken A noktasından B noktasına daha az nasıl karbon tüketerek giderim, bunu kendileri de hayatlarında bir parametre olarak almaya başlıyorlar. Bu çok bizi cesaretlendiren bir nokta. Avrupa'da, Amerika'da, Batı'da bu gelişirken Türkiye'de de bunun biz kıpırdanmalarını görüyoruz. Az önce bahsettiğim gibi Pegasus gerçekten vizyonuyla, misyonuyla Türkiye'de havacılığa yenilik getiren ve değiştirmeye aday bir şirket. Biz bu anlamda sadece kendimiz ya da sektör değişme değil, kendi yolcumuzu, kendi misafirimizi de bu değişimi bir parçası haline getirmemiz gerekiyor ki bunu yolcular bizden talep etsin, biz yakıt şirketlerinden talep edelim, onlar üreticilerden talep etsin ve dolayısıyla bu çevrim, bu zincir sağlıklı bir şekilde ilerlesin. Bu noktada pek çok farklı araştırmalar yapılıyor Avrupa'da, Amerika'da ve Batı dünyası. Nedir? Yolcuların, az önce Hüseyin Bey söyledi, bunun bir maliyeti var. Yani saf kullanmanın ciddi bir maliyeti var. Bu havayollarının tek başına yüklenebileceği bir maliyet değil. Devletler de buna destek olsa da, teşvik etse de bir miktar yolcunu ya da bu maliyet olarak yansıyabilir. Bu noktada bizim de taraf olduğumuz araştırmalarda biz yolcunun bu maliyetin ne kadarını üstlenebileceği, üstlenmek isteyip istemediği yönünde çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların IATA'nın da bu çalışmaların içerisinde. Biz de bir IATA üyesi havayolu olarak bu konularda şu anda ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Onu söyleyebilirim. Son olarak Pegasus ne yapıyor? 3-4 slide'da onları da toparlayıp tamamlamak istiyorum. Biz öncelikle Aralık 2019
tarihinde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attık. Bunu imza atan da dünyada ilk hava yolu olmanın gururunu yaşıyoruz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri 17 ilkesi var. Bunlardan bizim hedef olarak koyduklarımızı biz renklendirdik burada. Bunu nasıl yapıyoruz? Faaliyetlerimizi, hedeflerimizi, şirket olarak süreçlerimizi Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilirlik Kalkınma Ajansı hedefleriyle ilişkilendiriyoruz. Yani biz bir hedef koyarken şirketimizde ya da bir süreç belirlerken kesinlikle bu hedeflerle paralel olmasına dikkat ediyoruz. Bu yeşille çizdiğimiz hedeflere bakacak olursanız hep çevreyle ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili aslında Birleşmiş Milletler'in hedefleri. 7, 11, 12 ve 13 nolu hedeflere bakarsanız burada erişilebilir temiz enerji, sorumlu tüketim, sürdürülebilir şehirler ve yaşam alanları ve iklim eylemi. Biz bu dört maddeyi, faktörü kendi süreçlerimizde içselleştirirken safta bu hedeflerle ve ilkelerle tamamen örtüşen bir noktada olduğu için de saf kullanımına geçmemiz, bunu teşvik etmemiz de tamamen yine kendi hedeflerimizle paralel bir konu olmuş oluyor. Yine son olarak biliyorsunuz Pegasus halka açık bir şirket. Borsa İstanbul'da koteyiz. Borsa İstanbul'da Ekim 2016'da bir sürdürülebilirlik endeksi oluşturdu. Bunu niye oluşturdu? Artık biz hep olayın yolcu tarafı, şirketler tarafına bakarken yatırımcı tarafı da var. Biz aynı zamanda bir Pegasus hissesi de yabancı yatırımcılardan ilgi gören bir hisse olduğu için şunu gördük. Yabancı yatırımcıların sürdürülebilirlik konusunda da bir duyarlılığı var. Yani diyor ki ben bir fon yöneticisi olarak, bir banka olarak, bir yatırımcı olarak bir şirkete yatırım yapıyorsam mutlaka bu şirketin de çevre konusunda duyarlı, sürdürülebilirlik hedefleri olan ve bu konularda taahhütleri olan şirketlerden biri olmasını istiyorum diyor. Borsa İstanbul'da bunu kolaylaştırmak adına Ekim 2016'da bir endeks yayınladı. O endeks halen devam ediyor. Pegasus olarak biz bu endekse de dahil bir şirketiz. Bundan doğru söylüyorsun. Evet, uçak finansmanlarında da inanın şu anda Avrupalı ya da Amerika bankaları uçak finansmanlarında bunlara dikkat ediyor. İşte karbon emisyonlarına alacağınız uçağın yeni nesil olup olmadığına ve şirketin bu yöndeki taahhütlerine ve uygulamalarına da bakıyor. Bir başka konu, az önce bahsettiniz, Genel Müdürümüz Mehmet Bey 2022 Nisan ayından itibaren Ayata'nın da yönetim kurulu başkanı oluyor. Bu da bizim için çok büyük bir gurur. Orada Mehmet Bey sadece Pegasus değil, hem Türkiye'yi aslında sektör olarak da temsil ediyor. Bunun timingi de tabii çok enteresan oldu. Çünkü bu saf konuları ve Ayata bununla ilgili de çalışıyordu. Ve biz Ayata'nın 77. genel kurulunda, yani bir önceki gerçekleşen genel kurulunda 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu taahhütünde bulunduk. Bunu bulunan ilk hava yollarından biri olduk. Bu anlamda da çok mutluyuz. 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu derken tabii ki biz 2050 yılında hiç karbon üretmeyeceğiz değil. Buradan şu anlam çıkıyor. Hem saf ve diğer katkılı ürünler kullanarak bunu azaltacağız. Hem de az önce bahsettiğiniz karbon sıfırlamanın farklı yöntemleri de var. Bununla ilgili offset mekanizmaları var. Biz hava yolu olarak öyle bir endüstrideyiz ki zaten karbon salmamamız, yaymamamız çok zor. Bunu minimize etmeye çalışmak, minimize etmediğimiz taraflarını da offset mekanizmalarıyla ticketing deniyor, offset deniyor. Bu mekanizmalarla aslında nötrlememiz gerekiyor. Bunlar nasıl olabilir? Bizim hava olarak yatırımına teşvik edeceğimiz yenilenebilir enerji projeleri olabilir. Yine hava yolu olarak farklı projelerin içerisine dahil olmamız olabilir. Bunlarla da emisyonlarımızı sıfır noktasına 2050'de getirmeyi taahhüt ettik. Son olarak mesajımız, biz bu anlamda yatırım yapmaya hazırız. Biz 2022 yılına dahil saf konusunda bir bütçe oluşturduk. Bunu başlatmaya hazırız. Yakıt tedarikçileriyle bu konuda çok yakın işbirliği içerisindeyiz. Yakıt şirketlerine, rafinerileri ve üreticileri bu anlamda teşvik etmek istiyoruz. Biz burada varız. Siz varsanız biz de varız. Herkese de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.
Ya Bey, teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Aslında konuşmanızda benim soracağım soruyu kısmen cevapladınız. Ben konuşmalarımızı bitirdiğimiz için dinleyicilerden acaba soru olur mu diye bir çağrı yapmak istiyorum. Soru gelirse soruya kadar da ben şunu ifade etmek istiyorum. Sizin az önce konuşmanızda bahsettiğiniz ticketing yani karbon offset mekanizmaları için şu anda RSC'nin geliştirmeye başladığı book and claim diye bir metodoloji var. Bu benim şahsi fikrim önümüzdeki yıllarda dünyada saf kullanımını en verimli hale getirecek ciddi bir mekanizma. Buna aslında vaktimiz kalmadı konuşmak için. Bu kentlerin hala iyileştirilmekte olan, geliştirilmekte olan bir süreç. Ve soru gelmediği için de son olarak ben şunu söylemek istiyorum kapatmadan. Biz 2006-2007 yıllarında biyodizel YAME ya da İngilizce ismiyle FAME hayatımıza girdiğinde acaba Türkiye'de motorlu harmanlama yapılabilir mi ve bu gerçekten hedefler olabilir mi diye konuşuyorduk. Aradan tabii epey bir zaman geçti. Biyodizelde çok şey öğrendik. Ama bugün arabalarımızın hepsinin deposundaki motorların içerisinde yıl sonuna yaklaştığımız için %6'lara varan oranda biyodizel var. Ama yıl ortalamasında bu Türkiye genelinde %1.5'ı yakaladı. Şimdi bu ümit veren tablo ile tapa bakıyorum. Ümit ediyorum 2023 yılı, yani seneye değil bir sonraki zirveye geldiğimizde kısmetse uçakların kullandığı yakıtın içerisinde %2 saf olmaması için hiçbir sebep görünmüyor. Ama zaman kısa ve yapılacak çok iş var. O yüzden de sizlerin gelip bu konuları bizlerle paylaşmış olmanız, hepiniz uzmansınız konularınızda. Çok çok teşekkür ederim. Bu toplantımızın sonucunda biz dernek olarak bir taslak yol haritası ya da fikirleri birleştirdiğimiz bir metin oluşturacağız. Onun üzerinden inşallah tekrar çalışmaya devam ederiz. Sağ olun bizi dinlediğiniz için. Eğer soru yoksa toplantımızı bitirebiliriz. Evet, teşekkür ederim.